Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle milföy pasta yapıyoruz. Yıllardır pastanelerde satılan üzeri pudra şekerli, içi çilekli, kremalı güzel bir milföyimiz olacak. Bunu gelin şimdi malzemelerini sayarak başlayalım. 3 yaprak milföy hamuru, 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı vanilya. İç malzemesi için çilek. Öncelikle milföy hamurumuzu merdane ile bir miktar inceltmemiz gerekiyor. Çünkü normal standart satılan milföyler bayağı bir kalın geliyor bu pasta için. Direkt bu şekilde yaparsanız çok kalın olacaktır. Onun için birazcık incelterek başlayalım. Biraz tezgaha un serpiyoruz. Çok olmasın. Şu şekilde arkalı, önlü. Ve merdane yardımıyla hafif hafif inceltiyorum bunu. Evet. Hamuru kaldırdım. Yapışkan yerlerine biraz daha un atıyorum. Ve inceltmeye devam ediyorum hamurumu. Böyle biraz gelişi güzel olabilir. Fırından çıktığında keseceğiz çünkü buralarını ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu tepsime almak istiyorum artık. Diğer ikisini de aynı bu şekilde açacağım. Ondan sonra üzerlerine çatallarını basacağım arkadaşlar. Milföy hamurlarımızı açtım ve çatallamaya başlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde çatalı basın. Çatalı burada yapmamızın sebebi kabarmasını engellemek. Hepsini bir ölçüde kabarmasını sağlıyor. Onun için düzenli bir çatal atın. Güzel bir milföy keki elde etmiş olacağız arkadaşlar. Ben milföy hamurlarımız 170 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişireceğim arkadaşlar. Fırınınızın sıcaklığına göre takip ederek pişirin ki bir tarafları çok yanıp da bir tarafları da çiğ kalmasın. Arkadaşlar fırınımı 15 dakikaya ayarladım ve fırınıma atıyorum şu anda milföylerimi. Alt üstlü. Milföy pastamızın pastacı kremasını pişirmeye başlıyoruz öncelikle. Şekeri dökerek başlıyorum. İçine yumurtasını kırıyorum. Yumurtayla şekeri karıştırıyorum güzelce ki yumurtanın parçaları kalmasın hiçbir şekilde. Ununu, nişastasını, ve sütlerini dökmeye başlıyorum. Soğukken yapıyorum ki bu işlemi. Onda nişastada pütürleşme olmasın. Kremanın içinde herhangi bir pütürleşme olmasın diye arkadaşlar bu şekilde. Kremayı öncelikle pişiriyorum. Şimdi altını yakıyorum kremamı. Artık koyulaşıp tamamen göz göz kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet, kremamız pişti.
ve kaynamaya başladı. Tam bu esnada tereyağımı atıyorum. Tereyağıyla birlikte de şöyle bir dolandırıyorum. Ve altını kapatıp vanilyamı atıyorum arkadaşlar içine. Evet. Pastacı kremamızın soğumasını bekleyeceğiz şimdi. Soğuması için tencerenin içine de bekletebilirsiniz ama bir tepsiye falan dökerek daha çabuk soğumasını sağlarsınız. Evet, milföylerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeklini aldı. Yaklaşık bir 10-12 dakikalık bir pişirme süresi oluştu burada. Ve onun dışında tamamen pişmiş oldu. Soğumaya bırakacağım bir miktar. Daha sonra pastamızı yapmaya başlayacağız. Milföyümüz ve kremamız soğudu. Ve şimdi birleştirme işlemine başlıyoruz. Böyle bir torba yardımıyla yapıyorum ki bıçakla yayarsam milföy kekimiz kırılabilir. Her tarafta eşit miktarda gelecek şekilde kremasını dağıtalım. Şimdi burasına çilek koyacağım arkadaşlar. Çileklerimi bu şekilde keserek yerleştiriyorum. İki katına da bu şekilde yapacağız. Evet. Kremalar bir miktar daha dolaştırıyorum üzerine. Diğer katın üzerine yapışabilsin diye. Diğer katı üzerine bu şekilde koyuyorum. Ve tekrar kremasını da eşit miktarda sıkıyorum. Ve yine aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Ve son olarak üzerine kalan milföyümü ters çevirerek bu şekilde yapıştırıyorum. Bastırın iyice birbirine temas etsin. Kırılmaz bu şekilde çünkü hepsi eşit olduğu için. Ve şimdi yanlarına kesmeye başlıyorum. Burada keskin bir bıçak kullanın arkadaşlar. Çünkü çok kırılgan bir malzeme. Düz bir zemin oluşsun istiyorum yanlarında. Çünkü biz pastanelerde tezgahımıza çıkarttığımız zaman bunları satışa uygun olması gerekiyor. Bakın hemen buradan kulağından bir miktar kırdık ama çok da fark etmeyecek. Kekimizi yapıştırdık ve kenarlarını düzelttikten sonra artık servis hazırlayacak şekilde porsiyonlara bölmeye başlıyorum. Her seferinde bıçağımı temizliyorum ki bir sonraki kekime çıkmasın görüntü. İnanılmaz çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Gerçekten tadı da müthiş olacak. Evet. Sonuncusu birazcık şey ama diğerleri harika gözüküyor. Tam servise çıkacak şekilde. Ve üzerine pudra şekeri eleyerek devam ediyorum.
her tarafına gelecek şekilde eleyin. Burada pudra şekeri hem dekor amaçlı hem de böreğin o tuz oranını düşürmek amaçlı yapılıyor arkadaşlar. Pudra şekeri geldiği zaman daha bir güzel bir lezzet oluşuyor. Sunum için üzerine çileklerimi de koyuyorum. Ve şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Bu çıtırtıya, bu lezzete bir bakın arkadaşlar. Buradan koparalım. Bir miktar. Şahane bir lezzet. Kremanın milföy ile uyumu, o tatlı tuzlu dengesi müthiş arkadaşlar. Bunu yapıp evde deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.